Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. ABD Başkanı Biden'la Erdoğan'ın yüz yüze görüşmesinde ortaya çıkan detayı görenleri hayrete düşürmüş durumda. Türkiye'nin ambargolarla diz çökeceğini sanan Amerikan Başkanı Biden ile Erdoğan'ın görüşmesindeki bir detay sonradan ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden görüşmesinde yaptığı hamle olay oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden'ın NATO zirvesinde gerçekleşen yüz yüze görüşmesinin yankıları hala devam ediyor. Türkiye'ye karşı düşmanlık besleyen Biden'ın Erdoğan'la olan görüşmenin ardından çıtını çıkartamamasının sebebi sonradan ortaya çıktı. Biden-Erdoğan görüşmesinde masada dikkat çeken bir kitap vardı. Söz konusu kitap, Erdoğan tarafından yalnızca ABD liderine değil, İngiltere Başkanı ve Almanya Başbakanına da sunuldu. Türkiye kuruluşundan bugüne terör örgütlerinin sistematik saldırılarıyla mücadele ediyor. Terör örgütlerinin tüm saldırılarının engellenmesi amacıyla kararlı adımlar atan Türkiye, bilgi savaşlarının yaşandığı günümüz koşullarında terör örgütleri tarafından uluslararası dolaşıma sokulan maksatlı ve çarpıtılmış bilgilerle de mücadele ediyor. Türkiye, bir yandan hem ulusal sınırları içinde hem de sınır ötesinde terör örgütleriyle kararlı mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da uluslararası topluma terör örgütlerinin gerçek yüzünü ve hedefini göstermeye yönelik girişimlerde bulunuyor. İşte Türkiye'nin bu mücadelesinin dünya liderlerine aktarılması ve tabiri caizse gözlerine sokulması için harekete geçen ülkemiz bu amaçla bir kitap bastı. Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi isimli İngilizce kitapta Türkiye'nin terör örgütleriyle kararlı mücadelesi anlatılıyor. 3 bölümden oluşan kitapta terör örgütlerinin Türkiye'de düzenlediği saldırılar ve Batı devletlerinin bu örgütlere verdiği destek detaylı bir şekilde aktarılıyor. ABD Başkanı'nın önüne koyulan ve gereken mesajın verilmesini sağlayan bu kitapla birlikte Türkiye, Amerika'ya tarihi bir mesaj vermiş oldu. Türkiye düşmanlığı yapan ve ülkemize ambargo üstüne ambargo koyarak diz çöktürmeye çalışan Amerika'nın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bu kitabın, Erdoğan-Biden görüşmesinde masaya koyulmasının sebebi açık ve net. Erdoğan, Biden'a "neler karıştırdığınızı biliyoruz" mesajını olabilecek en net şekilde vermiş oldu. Ayrıca Türk savunma sanayinin en önemli teknolojilerinden olan SİHA'lar zamanında bu sistemleri bize satmayan ABD'yi korkutmuş durumda. Zaten daha öncesinde bizi engellemek için birçok girişimde bulunan Amerika, bu durumun üzerine bir kez daha harekete geçmekten geri durmadı. Türkiye'nin çok güçlendiğini aktaran Amerikan gazetelerinin yanı sıra ABD Kongresi de Türk SİHA programının engellenmesi için harekete geçti. Amerikalı 27 Kongre üyesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e bir mektup yazmıştı. Bu mektubun içinde şu yazıyordu: "SİHA'ların Kafkasya, Güney Asya, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki iktidarsızlıkları daha da ileri taşıma potansiyeli görmezden gelinemeyecek kadar büyük. ABD'den Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatı derhal durdurulsun." Yani açık bir şekilde bu kongre üyeleri Türkiye'nin yerli olarak ürettiği silahlı ve silahsız hava araçlarının Amerika'nın çıkarlarını tehdit ettiğini savundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazılıp gönderilen mektupta ülkede bulunan hem demokrat hem de cumhuriyetçi siyasetçilerin imzaları bulunuyor. Normal şartlarda mecliste asla birbirleriyle anlaşamayan bu iki kesim yine Türkiye karşısında birlik olmaya kabul edip bir ambargo isteğinde bulundular. İki sayfalık mektup, "bizler Amerika'nın çıkarlarını, müttefiklerini ve partnerlerini tehdit eden, yeryüzünün birçok bölgesinde istikrarsızlığa yol açan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı programı konusundaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" cümlesiyle başlıyor. Mektup içeriğinde yine hepimizin bildiği konulara değinilmiş. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması sebebiyle uygulanan KATSA yaptırımları tekrar dile getirilmiş ve Türkiye'nin durmaksızın NATO'ya karşı adımlar atmaya devam ettiğini iddia etmişler. O kadar küstahça bir mektup ki 27 Eylül tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlamış olan Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a İHA ve SİHA sevk etmemiz bile zorlarına gitmiş ki bu mektupta bu durumdan da fazlasıyla bahsedilmiş. ABD Kongresi'ne iletilen bu talep karşısında henüz resmi bir açıklama yapmayan Amerikan hükümeti, eğer meclisin isteğini yerine getirirse, Türk SİHA'larının üretimini engelleyebilmek için farklı ambargoları gündemine alabilir. Türkiye'den adeta bir canavarmışçasına bahsedilen mektupta, Türk SİHA'larının dünyaya kaos getirdiği iddia edildi
ve ABD hükümetinden bu SİHA'ların üretiminin mutlak surette durdurulması için bir şeyler yapması talep edildi. Amerika, Türkiye'nin bu hızlı gelişiminden çok ciddi miktarda rahatsızlık duyuyor ve Türkiye'nin bu gelişiminin durdurulması için çok farklı yöntemler arıyor. Bize uyguladıkları ambargolarla bize diz çöktürebileceklerini ve milli silah projelerimizi gecikmeye uğratabileceğini sanan Amerika, bu planın işlemediğini geç olsa da fark etti. Bu sebeple Türkiye'yi zayıf düşürebilmek için yeni projeler üzerinde çalışıyorlar. Peki Amerika isterse SİHA üretimimizi durdurabilir mi? Bunun cevabı kesinlikle hayır. Kendini hala eski gücünde zanneden Amerika, tamamına yakınını yerli olarak ürettiğimiz İHA ve SİHA'larımızın üretimini durdurabilecek ne bir güce ne de bir hakka sahip. Hali hazırda uygulanan ambargolar sebebiyle zaten neredeyse hiçbir parçayı onlardan almadığımız gibi, %90 ve üzeri seviyede yerli üretime geçtiğimiz için dışarıdan alıma çok da ihtiyaç duymuyoruz. Şu an dışarıdan alınan parçalar daha ucuz olmaları ve daha yüksek performans sunmaları sebebiyle tercih ediliyor olsalar da, bu parçaların yerli üretimleri çoktan hazır durumda. Böylelikle Türkiye SİHA'lara gelecek yeni ambargolara karşı kendisini çoktan garantiye almış oldu. Ortalığı karıştıran mektubun ardından Amerikan hükümetinin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu. Amerikan Başkanı Joe Biden, Kongre'nin bu isteğini yerine getirebileceği gibi bunu tamamen görmezden de gelebilir. Bu sadece bir mektuptan ibaret olduğu için herhangi bir hukuki zorlayıcılığı bulunmuyor. Eğer Kongre Türkiye'nin SİHA programını engellemek için başka bir kanun teklifi hazırlayıp kabul ederse, işte bu Türkiye için istenmeyen ekstra sorunlar oluşturabilir. Fakat içinizi rahatlatacak şöyle bir durum var. Türkiye zaten oluşabilecek en kötü senaryoya bile şimdiden kendini hazırlamış durumda diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.